Ali Rizam Hocam, az önce konuşmamızın arasında kalp kapağı hastalıkları dedik. Peki kalp kapağı hastalıkları nelerdir? Kalp kapağı, biliyorsunuz şimdi kalbin 4 tane kapakçığı var. Bir sağdaki kapaklar, bir de soldaki kapaklar. Sağdaki kapaklar toplar damarları alıyor, oradan akciğere yolluyor. Akciğerde kan oksijenlendikten sonra soldaki kalbe geliyor. Solda da iki tane kapakçık içinden geçerek bütün vücuda yayılıyor. Sağdaki kapakçıklar türküsüklü kapak ve pulmoner kapak dediğimiz kapaklar. Genelde bunlarda genelde doğuştan problemler olabiliyor ya da romatizmal sebeplerden olabiliyor. Çok sık gördüğümüz kapak hastalıkları değil bunlar. Ama soldaki kapaklar önemli. Özellikle mitral kapak ve aort kapaktaki problemler son derece önemli. Bizi en çok cerrahi alanında bizi en çok meşgul eden kapaklar bunlar. Bunlar doğuştan da olabiliyor. Doğuştan kapak hastalıkları da olabiliyor ama onlar şu an çok sık gördüğümüz problemler değil. En sık gördüğümüz şu anda özellikle ileri yaşın artmasıyla birlikte dejeneratif kapak hastalıkları dediğimiz hastalıklar. Eskiden bundan 30 yıl önce, 40 yıl önce en çok gördüğümüz hastalık kapak hastalığı şeyi romatizmal kapak hastalıklardı. Çocukken geçirilen bir romatizmaya bağlı olarak kapağın özellikle mitral ve aort kapağın yıllar içerisinde büzülmesi, yapısının bozulması, kalınlaşması ve kireçlemesine bağlı olarak problemdi. Ama son yıllarda özellikle şu son 30 yıldır yani çocukların daha erken yaşta doktora gitmesi, antibiyotiklerin işte özellikle penisilinin daha erken uygulanması ve bu romatizmal hastalıkları hemen çok azalttı. Zaten Avrupa'da, Amerika'da neredeyse yok gibi. Ama yine hali 3. dünya ülkelerinde özellikle Afrika'da falan hali maalesef sık gözüken bir durum. Yine Hindistan'da, Pakistan'da, o tür bölgelerde yine var. Türkiye'de de dediğim gibi son 30 yıl içinde biz de gözlemliyoruz. Son derece azaldı. Ama bunun yerine ne çıktı? Yaş oranı arttı. Hastalar yaşları 70-80-90 yaşlarına falan yaşamaya başladı ve buna bağlı olarak da dejeneratif kapak hastalığı dediğimiz yani kapağın dejenerasyonu, yıllar içerisinde kalınlaşması ve kireçlenmesi. Özellikle aort kapak hastalığında bunu çok sık görüyoruz. Bu aort darlığı dediğimiz, aort stenoz dediğimiz tablo özellikle bizi çok meşgul eden önemli bir konu. Hastalar 80 yaşında da olsa, 90 yaşında da olsa bu kapak hastalığını düzeltmeye çalışıyoruz. Çünkü bu kalbe çok zarar veriyor. Kalbi çok son derece yoruyor ve ani ölümlere kadar giden ciddi problemlere sebep olabiliyor. Ciddi kalp yetmezliklerine sebep olabiliyor, ritim problemlerine sebep olabiliyor. Bunlar da işte genelde bu dejeneratif kapak hastalıklarında kapağı değiştiriyoruz. Kapağı sökerek yerine yeni kapaklar takıyoruz. Biyolojik kapak ya da mekanik kapak, iki tür kapak var genelde şu anda. Onları takıyoruz. Peki hasta rahat edebiliyor mu kapak? Tabii kapakları değiştikten sonra özellikle kapak çok daralmış ise, ciddi problem yaratmış ise bunları değiştirdiğim zaman hastalar son derece rahatlıyor. Özellikle aort kapakta, bugün mesela bir tane bir hastamız geldi, 90 yaşında ciddi aort darlığı var. Yani işte ameliyat yapmayı planlıyoruz. Çünkü yani 90 yaşında bile olsa değiştirmeye çalışıyoruz. Değiştirdiğimiz zaman da hastaların son derece fayda görüyorlar. Yani hasta yaşantısından hiçbir eksiklik görmüyor, konforunu devam edebiliyor. Yani zaten bu tür hastalar, bu ciddi kapak hastalığı, oruç hastalığı zaten ciddi şikayetler oluyor. Nefes aralıkları oluyor, bayılmalar oluyor, ciddi hassizlikler oluyor, kalp yetmezlikler oluyor. Bu kapak problemini giderdikten sonra, oradaki darlığı ya da yetmezlik, yani kaçak var ise gerek kaçak, o kaçağı düzelttikten sonra hastalar son derece konforlu bir hayata dönüyorlar. Ama bu kapak taktığımız hastalarda yani her şey tamamen %100 tam, her şey tam olmuyor. Yani kişinin kendi bakması gerekiyor. Onun dışında bir de işte kapak taktığımız konu sonik kapak. Yani vücudun kendi orijinal kapağı değil. Bu kapaklar da yıllar içerisinde dejenere olabiliyor. Özellikle biyolojik kapak takmışsak 10-15 yıl içerisinde tekrar yapısı bozulabiliyor. Mekanik kapak takmış isek işte bunda pıhtılaşma riski var. Devamlı kan sulandırıcı. Tabii yenileyebiliyoruz. İşte daha dün işte yaptığımız bir ameliyat. Daha önce mekanik kapak takmıştı bundan 10 yıl önce.
Muhtemelen kan sulandırıcı yeterince kullanamadığı için pıhtı oturmuştu üzerine. O işte kapağı tekrar yeniden yapmamız gerekti. Yani bu kapak hastalıklarında dediğim gibi her şey güllük gülistanlık olmuyor. Kapak hastalarında sıkı takip etmemiz gerekiyor. Özellikle mekanik kapak takmışsak kan sulandırıcı çok iyi kullanması gerekebiliyor. Bu inerek test ettiğimiz bir test var. Ciddi bir kan sulandırıcı veriyoruz. Onu işte aylık kontrollerde devamlı takip ediyoruz. Çok önemli. Gerekiyor. Son derece önemli. Kalp hastalığı. Tabii. Kapak hastası ameliyat ettiysen çok kendini iyi takip etmesi lazım. Kumadin ya da işte kan sulandırıcıyı iyi kullanması lazım. İneri testlerini iyi yapması lazım. Devamlı bizle irtibat halinde olması lazım. Çünkü orada da problemler olduğu zaman orada ciddi ölümcül problemler olabilir yani. Aynı zamanda bu kapak hastalığına işte mikrop oturabilir. Özellikle bir diş çekiminde, diş iltihabında falan endokardit dediğimiz bir tablo gelişebilir. O da önemli bir durum. O da hayati tehlikeye sokan bir durum olabilir. Hocam dişle kalp bağlantılı mıdır? Yani şöyle, diyelim ki dişinde iltihap oldu. Oradaki mikrop kana karıştı. O kanda dolaşırken mikrop gitti oradaki kapağa oturabilir. Çünkü o kapak sonuçta tam normal bir kapak. Yani vücudun orijinal kapağı değil. Orayı yabancı bir cisim olarak görüyor ve oraya çok oturabilir ve oturduğu zaman da orada üreyebilir. Çünkü o yabancı bir doku, sonuçta orada metal var, onun etrafında yine kumaş dokusu var. Sonuçta yabancı bir cisim ve oraya oturduğu zaman da orada mikrop zaman içerisinde yayılarak ciddi problemler yaratabilir. Onun için hastalarımızı son derece uyarıyoruz, kapak hastalarını. Özellikle bir diş çekiminde falan çok oynak olmalarını, hemen antibiyotik kullanmalarını, diş doktoruna kapak hastalığı olduğunu belirtmelerini söylüyoruz.